gündem dışı olarak cezaevlerini anlatma bugün uygun gördük partimiz adına. Ve bugün cezaevlerini anlatabilmemiz için daha doğrusu defalarca anlattığımız konuyu tekrar yine anlatacağım. Çünkü cezaevlerinde yoğun hak ihlalleri devam ediyor. Cezaevinde hasta tutsakların yaşamları, hayatları tehlike altında. Ve nitekim çok yakın bir tarihte Celal Şeker adlı tutuklu hayatını kaybetti. Daha yaşı 33 yaşındaydı. Ve bunu da defalarca burada söyledik. Oysa ki Celal Şeker ve diğer hasta tutuklular gibi mevcutta olan bütün tutsaklar, tutuklu ve hükümlüler hepsi bu devletin sorumluluğu altındadır. En küçük şeyinden bile devlet sorumludur. Ve devleti yönetmekle yükümlü olan, dolayısıyla hükümet de bundan azada değildir. Birinci dereceden sorumludur. Bakın cezaevlerine ilişkin inanılmaz düzeyde hak ihlalleri geliyor. Ve Türkiye Cumhuriyet tarihinin en fazla olduğu bir dönemdeyiz insan olarak. Bakın cezaevlerinde şu ana kadar 207.279 kişi cezaevinde. Şu dakika söylüyorum çünkü her an bir başkası cezaevine gidebilir ve tutuklanabilir. Öyle ki hızlıca bu sadece tek motivasyonları hükümete itiraz eden ya da eleştirenler üzerinden geliştiği için tutuklama yargılama mekanizması. Şu anda 207.279 kişi cezaevinde ve bunun son olarak da bizim bugün aldığımız rakama göre de 228.993 kişi olarak görünüyor. Şimdi bu kadar ağır sayıda ihlaller var. Bakın ben size ihlalleri kısaca hızlı hızlı okumak istiyorum. Hem de kendim de komisyonun üyesiyim. Keyfi bir şekilde disiplin cezaları veriliyor. Telefonla tekmi dayatılıyor. İnsanlara askeri nizam üzerinden orada bir uygulanmaya başlanmış. Beraberinde açık görüşler iki aya bir çıktı. Bir saatlik olan açık görüşler kimi zaman 30 dakikaya düşebiliyor. Telefon görüşmeleri hakeza bir haftada birken 15 güne bire çıktı. Ve her şeyden önce arkadaşlar cezaevlerinin herkesin dikkatle dinlemesini öneririm. Şu anda cezaevinde 200 binden insan bahsediyoruz ya, bunun 100 bini en az 100 bini asla cezaevine gireceğini düşünmeyen insanlardan oluşuyor. Kimdi onlar? Cemaatçilerdi ve bu uygulamayı yapanlardı. Dolayısıyla yasaların dışına çıkanlardı. Ondan dolayıdır ki herkesin buna dikkatle lütfen dinleyiniz. Bakın Celal Şeker hayatını kaybetti. Şu anda yine ölüm sınırında olan, daha 27 yaşında olan Devrim Ayık var. Kolon kanseri ve durumu da hiç iyi değil. Sağlığa erişim sıkıntılı ve bununla ilişkin Celal Şeker gibi bir durumla karşılaşmamak adına herkesin bu konuda duyarlı olmasını lütfen talep ediyorum. Bakın cezaevlerinden ayrıca gelen mektuplarda kısaca ben az önce söyledim. İnanılmaz düzeyde sıkıntılar var. Çok fazla sayıda insan tutuklu ve bu çözümü tutuklamanın önüne geçmekken maalesef Adalet Bakanlığı 38 tane daha cezaevi yapma konusunda vaatleri var. Oysa ki cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlerin hızlıca özellikle politik tutsakların hemen tahliye edilmesi gerekir. Hasta tutsakların hemen bir an önce kendi hayatlarında yaşamlarını sürdürmesi gerekir. Zaten hayatları çok kısıtlı, zaman çok dar ve böyle bir zamanı da eğer ölümünü izleyerek geçirebiliyorsak bu da bizim nasıl bir vicdana sahip olduğumuzu tırnak içinde aslında açık bir göstergesidir. Şimdi ben cezaevlerine ilişkin gelen şeyleri tekrar size okuyarak bunu geçirmek istiyorum. İdare keyfi denetimler içinde bulunuyor ve OHAL ve KYK'lar üzerinden kendine pay çıkarıyor. Kitaplarına erişimi azaltmış, dergilere erişimi neredeyse hiç yok düzeyde. Koğuşlarda televizyon ve kanallar üzerinden belli bir sabit kanallar, sadece hükümetin taraftarı olan kanallar üzerinden yayınlar yapılıyor. Koğuşlarda kalan tutuklar ortak alana çıkarılmadığı için hobi faaliyetlerine keyfi yasaklama getirilmiş. Oda işlerine, avluya, hatta bazen cezaevlerine tuvaleti ve banyoyu gören yerden kameralar yerleştirilmiş. Keyfi bir şekilde mevzuatta düzenlenen disiplin cezalarından daha ağır yaptırımlar uygulanıyor. Nakiller hastane ve adliye gidiş gelişlerinde çıplak arama dayatılması söz konusudur. Telefonlarda tekmi dayatılıyor. Hastane idareleri mahpuslarsa askeri bir nizam yaratmaya çalışmaktadır. Askerliği andıran tek sıra ve askeri düzenle yürüme, tekmile zorlama ve provokatif söylemlerle karşıdaki kişileri resmen kışkırtan bir idari yaklaşım söz konusudur. Ve bunların dışında da şu anda en önemlisi nedir biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler'in insan hakları raporuna göre
Türkiye 120 son başkanım son cümlemle kapatacağım zaten. Tamamlayın lütfen siz de. Birleşmiş Milletler'in insan hakları raporunda Türkiye 120. ülkeden sondan 7.'dir arkadaşlar. Evet. Ben burada isim verdim. Hasta tutsakların adını söyledim. Bakın burada 357 tane ağır tutuklu ve hükümlü var. Celal Şeker gibi izleyecek miyiz? Yani onun yaşamını kaybetmesini hepimiz burada izledik. Defaatle söylendi. Defaatle tartışıldı. Ama Celal Şeker'in tahliyesi sağlanmadı. 33 yaşında cezaevinde hayatını kaybetti. Şu anda elimizde olan bilgilere göre 357 tanesi ağır hasta var. Ve 1025 tane de normal hasta var. Arkadaşlar buradan vicdanlı olanlara tekrar sesleniyorum. 1025 tane hasta tutsaktan bahsediyoruz. Bunun 357 tanesi çok ağırdır. Celal Şeker örneğiyle karşılaşmamak istiyor isek lütfen herkes sorumluluğunu yerine getirsin diyorum. Hepinizi saygıyla sevgili selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.